Hasan'ın bahçesinde kar fırtınası sırasında ilk H saatte biriken santimetre cinsinden D kar derinliğini D eşittir 5H denklemini kullanarak hesaplayabiliyoruz. Evet, burada D kaç santimetre kar biriktiğini, H de bu karın birikmesi için kaç saat geçtiğini belirtiyor. Hasan'ın bahçesinde 1 santimetre kar birikmesi için kaç saat geçmesi gerekir diye sorulmuş. Şimdi videoyu durdurun ve bu sorunun cevabını önce kendiniz bulmayı deneyin. Evet, şimdi bu soruya göre hangi h değerinin bize 1 santimetre kadar d vereceğini bulmamız gerekiyor. Hatırlarsanız soruda zaten d'nin santimetre cinsinden olduğu belirtilmişti. O zaman burada şu denklemi çözmemiz lazım. d 1 olduğuna göre 1 eşittir 5h. İşte buradaki h kaçtır? h'yi yalnız bırakmak için denklemin iki tarafını da 5'e bölmeliyiz. İki tarafa da h'nin katsayısı 5 olduğu için bölü 5 yazalım. Artık elimizde h eşittir 1 bölü 5 kalmış olacak. h'nin biriminin saat olduğu da soruda verilmişti. Yani h, 1 saatin 5'te birine eşitmiş. Evet, cevabımız 1 bölü 5 saat. Eğer burada dakika denmiş olsaydı, saatin beşte birini hesaplamamız gerekecekti. Bir saat 60 dakika olduğuna göre bu da 12 dakika olacaktı. Ama cevap saat cinsinden istediği için 1 bölü 5 saat diyeceğiz. Şimdi geçelim alttaki soruya. Saatte kaç santimetre kar birikir? Yani 1 bir saatte kaç santimetre kar birikir? Demek istiyorlar. Evet, şimdi de bunu bulacağız. Ama lütfen Önce videoyu durdurun ve bu sorunun da cevabını kendiniz bulmayı deneyin. Şimdi bunu bulmanın birkaç farklı yolu olabilir. Sanırım en kolay yol h 1'e eşit olduğunda d'nin kaç olacağını bulmak. Denklemi şu şekilde yazarsak d eşittir 5 çarpı 1 diyeceğiz. Yani sadece 1 saat geçtiğinde d 5 çarpı 1'e eşit olmalı ki bu da 5'e eşit, değil mi? D için birim santimetre olduğuna göre buna 5 santimetre diyelim. Evet, cevabımız 5 santimetre. Güzel, hadi bir soru daha çözelim. Berna'nın pastanesi, C tane kekin TL cinsinden toplam ne kadar ettiğini belirten D'yi hesaplamak için D eşittir 2C denklemini kullanıyor. Buradaki 2 ne anlama gelmektedir? Şimdi lütfen videoyu durdurun ve bu sorunun cevabını kendiniz bulmaya çalışın. Evet, C adet kekin fiyatı TL cinsinden D kadarmış. Şimdi bunu şöyle düşünelim. D eşittir 2C'yi tekrar yazacağım. Evet, şimdi her iki tarafı da C'ye bölersem ne olur? Bir tarafta D bölü C olur ve diğer tarafta da 2 kalır. Yani d bölü c eşittir 2 bulmuş oluruz. Peki bu 2'nin olduğu taraftaki birim ne olacak? d'nin tl cinsinden olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla birim de tl bölü kek sayısı olacak değil mi? O zaman bu 2 tl bölü kek cinsinden olmalı. Aslında bu kek başına birimdir, öyle değil mi? Yani her bir kek için ne kadar ödendiğini gösterir. Bu durumda gelin bakalım aşağıdaki şıklardan hangisi bunu söylüyor? Pastane her bir keki 2 TL'ye satmaktadır. Evet bu doğru, bulduğumuz denklemle uyuşuyor. Bir kek 2 lira. Diğer şıkta pastane 1 liraya 2 tane kek satmaktadır denmiş. Hayır, bu doğru değil. Öyle olsaydı 1 liraya 2 kek şeklinde bir denklemimiz olmalıydı. Bir kek için 2 lira değil. Bunu eleyelim. Pastane iki çeşit kek satmaktadır. Hayır, burada kesinlikle iki çeşit kek gibi bir şeyden bahsedilmiyor. Keklerden genel olarak bahsedilmiş. Yani sanırım burada tek bir çeşit kek olabilir. Bunu tam olarak bilemiyoruz. Fakat soruda söylenene göre bir kekin 2 lira olduğunu biliyoruz.